Abla, 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 abla. Hadi uyan. Saat kaç? 8:05 geçiyor. Çok güzel olmuş. Sabahladım ama değdi. Hadi çabuk yengen kahvaltı hazır. Aa, sucuk mu var? Mış. Afiyet olsun abime. Onun yağı da güzeldir. Hadi donmadan. Al bakalım. Hayır. İçer misin ablacığım? Hadi. Ablacığım dursana bir saniye. Çok yok ama. Sana kaldı mı? Aladiye kaldı, merak etme sen. Haydi iyi dersler. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Şu pompadan kasaya bir geçebileydin iyiydi yavrum. Geçemiyoruz işte, ne yapalım? Anne, abi. Ne? Anne, hiç param kalmadı. Aha geldi benimki, hadi yavrum. Yol parası versen yeter abi. Dün gece dil papuçtu. Babamı da saldın üstüme. Ne oldu şimdi? Şu okulu bırak, işe gir kızım. Evet, diploma lazım değil, ekmek lazım. İşe yarar. Sağ ol. Hem çalışırım hem okurum diyordun. Ne oldu? Şimdi tam zamanı bacım. Hadi tavana kuvvet. Selametle. Hocam bırakabilir miyim? Masaya bırakacak. Bir şey dedi mi? Yok, masaya bırak çık dedim. Ah, iyi bari. Gel beraber gidelim. 3 saat boşumuz var zaten. İstanbul Modern'e gideceğiz. Yok, ben iş arayacağım. Avluzdaki iş ilanlarına baktın mı? Gel, orada vardır illaki. Pardon.
Ben bugünden alacağımı aldım. Senin olsun. Buldum bir tane. Bulmuşsun. Hadi görüşürüz. Ya pardon. Ayaz beni inşaat dörtten giden arkadaşlarına selam verdi de. Firuze mi? Ne güzelmiş ya. Yani ismi. Şey hangi bölümde? Şanslı günündesin. Mimarlık 2. Sağ ol. Sağ ol. Güzel. Hadi yepken gel. Sabah beremene yumurtaları unutma Hamza. Sen bunları. Bugün hayatımı kurtardın. Nasıl olmuş o? Cebimden 50 lira çıkmasaydı ne okula gidebilirdim ne de iş görüşmesine. Ne işi? Part time. Hiç değilse harçlığımı çıkartırım baba. Gerek yok kızım. Ben gerekirse ceketimi satarım gene okuturum seni. Sen mimar olacaksın. İkisini birden idare ederim baba. En azından deneyim. Eldivenler nasıl? Oldu mu? Oldu da. Ya kızım ben sana o parayı üstüne sağlam bir şeyler al diye verdim. Havalar o kadar soğumadı ki daha. Hem belki kendi paramı bulurum. Hı? Niye yatmadın sen? O ne? Babamın eski paltosu dolapta buldum. Aman yanığı vardı onun. Etek ucunda ama kesip kısalttım. Yeni gibi oldu. Okula giderken giyerim artık. İyi hadi yat. Bak Işık abine vuruyor. Çocuk işe gidecek daha uyuyamadı. Tamam işim bitsin. Kadının çökmesiyle yaşanan faciada 3 çocuk babası Hüseyin Söylemez hayatını kaybederken 2 işçi de ağır yaralandı. İhmal sonucu gelişen kazadan anne, sonra kapatılan... babamın paltosu vardı ya dün gece tamir ettiğim. Nerede gördün mü? Bak işte orada. Ah. Hey maşallah. Kurban olsunlar verini. Hanım ben çıkıyorum var mı diyeceğim bir şey? Yok. Ellerinden öptüm o zaman. Canım benim aman dikkat et üşüme yavrum. Aynen abi. Bir taraftan iş bir taraftan telefoncu koşturuyorum işte. Bildiğin gibi. Tamam abi sen ver abi benim numaramı. O arasın beni. Tamam abi. Ben bak.
dakika. Ek zaman talep etmeyin. Hocam. Hocam çok özür dilerim. Girebilir miyim? Hayır, geç kaldım. Hocam 5 dakika geciktim. Fark etmez, çık. Hocam yapmayın, büte kalırım. Hocam, bizim yönetmelik gereği 10 dakika geç kalma hakkımız yok mu? Öyle mi çok bilmiş? Yani öyle. Almak zorundasınız sınava, yoksa ben de çıkarım. Bu sefer bölüm başkanına gidip durumu izah etmek gerekebilir falan. İş büyür. Tamam, susun. Geç yerine. Kalem. Affedersin. Ucu bitmiş bunun. Teşekkür ederim. Ne demek? Kalem. Kağıtlarınızı getirin artık. Cesaretin için teşekkür ederim Ayaz. Gülse, Gülse. İşe geç kaldım. Git, tamam, ders ama... Ben sana yazacağım. Tamam. Beykoz'da, na tamam. Dış cephe var, iç duvarlar örülmedi. Tutun ki müşteri geldi, izni de var. Her katta değişiklik istiyor. İkili eşleşip çizeceksiniz. 35. kat, teras. Kim ister? Firuze? Selim? Tamam, ikinizin. 34. katı kim ister? Ahmet, Yusuf, ikiniz de. Ders bitmiştir. Firuze, Firuze. Ya. Niye el kaldırmadın? Ben hoşlanmıyorum ki. Yani yükseklikten. Tamam. Firuze. Ya, ya. Dur, dur, dur. Ya, ya dursana. Firuze. Ya. Ne gülüyorsun, komik mi? Şey, yürümek zorunda kalacağım şimdi. Firuze. Ah. O bize yolu yaralatır. Gel. Beyaz, ne yapıyorsun? Saçmalama. Ya. Güven bana, gel. Hadi gel. Ben çok şahaneyim. Güzelliğim gelir benim mezelden. Sen
zamanlık seyran. Aşk durağında indi, trafik tıkanmadan. Ne sağdan ne soldan gelen var. Abuk sabuk kabuslarmış bunlar. Uzun zamandır hiç bu kadar eğlenmemiştim. Firuze. Akşam gelecek misin? Sen? Sen gelirsen geleceğim. Geleceğim. Firuze geldin mi? Anne. Anne. Al 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 al. Al al, koptu belim. Bakın bu ne? Ateş olmuş her yer. El değmiyor. Aldım gündeliği, pazara gömdüm geldim. Evde var 5 boğaz. 4 kişi çalışıyor, biz hala yetiştiremiyoruz. Bu ne biçim şey ya? Bir de elleme eziyon modası çıkmış. Nasıl seçeyim ben onu? Gözümle mi seçeyim? Anne. Akşam okulda bir panel var. Ben de gitmek istiyorum. Panel mi varmış? Tabii kızım, tabii git. Git. Ben bu aldıklarımızı güzelce yıkarım. Ayıklarım. Dolaba yerleştiririm. Yarın için abinin, babanın sefer taslarına 2 çeşit yemek yaparım. İpte çamaşırlar kaldı. Onları da bir güzel toplarım, ütülerim. Yerlerine yerleştiririm. E tabii bunun birilerinin yapmasa, el alemin evini kırklamayı biliyoruz, değil mi? Kendi evimizi yapmayacağız mı? Yapacağız. E bunu kim yapacak? Ben yapacağım. Neden? Çünkü ben eşeğim. Ben yaparım anne. Sen yapacaksın tabii. Hiçbir yere gitmek yok. Üzgünüm, gelemiyorum. Gitmezsen gitmem. Bir dakika Firuze, ne oluyor? Yok bir şey. Firuze, ne oldu? Söylemeden bırakmam. Ne yaptın, bir şey mi yaptın? Korkuyorum bu kadar. Firuze. Bak ben de korkuyorum. Ama kaçmayacağım. Ama sen diyorsan ki Ayas, ben bırakacağım böyle. O zaman sen bırak. Ben bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Bırakmazsan gidemem. Kalırım. Sana inanırım. İnanırsan inanırım.
geç kaldık sandım ama daha gelmemiş Selim. Ya belki bir işi çıkmıştır Selim'in. Ayaz ne yaptın? Ben ne yapacağım, bir şey yapmadım. Ya ne Firuze? Ortada bir takım anlamsız tebessümler. Yakınlaşmak için efendime söyleyeyim takla atmalar falan. Hiç hoş değil, can sıkıcı. Ben de konuştum, efendice konuştum. Biraz sınır dersi verdim arkadaşa, o kadar. O kadar. O kadar, öyle. Herkes haddini bilecek günün sonunda. Ya biz anlaştık. Vallahi anlaştık, bir sorun yok. Ya ne? Bunun yapılandırması var, bunun çizimi var. Nereden baksan 2-3 haftalık süreç. Olmaz, anlatabiliyor muyum? Sizi öyle yan yana görmek... Kafayı yerim vallahi, billahi kafayı. E ne yapıyoruz peki o zaman? İkinci katı mı yapıyoruz? İşte... Orada bir karışıklık oldu. Bir bedel ödemek gerekiyordu. Nasıl çıkacaksın peki? Seninle çıkarsam... Çıkarım. Hadi o zaman. Hoppala. Nasıl? Firuze, çok yaklaşmasak mı? Manzarayı görmen lazım. Ya... inadına mı yapıyorsun? Senin işin bu. Bir gün mutlaka yapman gerekecek. Baba, korkuyorum. Yavrum baba. Korkuyorum baba. Baba, korkuyorum. Hadi. Sadece güven. Ayaz. Ayaz, iyi misin? Beş yaşlarında var yokum. Ya ben bir şey yapmışım da ama ne yaptığımı bilmiyorum ki yani. O da kızmış bir şeye. Babam. Ama yine neye kızdığını bilmiyorum tabii. Ayak bileklerimden beni böyle tuttu. İki eliyle. Balkondan aşağıya beni sallandırdı, beni silkeledi. Ya tabii biz ikinci katta oturuyoruz. Hani çok da yüksek değil. Ama ben... Özür sana ait değil Firuze. Dur bakalım. Emin misin? Oh.
güzelmiş özgürlük. Başardın. Sayende sevgilim. Sayende. Oh. Oh be. Firuze yeter. Ayaz. Ayaz da çok ıslandı. Ya ıslandık zaten. Savaş mı artık? Ne yapıyorsun? Hayaz, ne yapıyorsun? Gel. 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 Hayır. Gel. Garip bir yolcu gibi gurbet ellerde gezerken seninle karşılaşmıştım. Bakışın kor gibi beni yakarken ikimiz öylece donup kalmıştık. Atmamıştım mutluluğu ömrümce. Beklenmeyen misafirdin, İnan sen benim gönlümce. Böylesine tatmamıştım Firuze, titriyorsun sen. Titriyorsun. Mutluluk ne demek öğrettin bana. Ne olur. Hadi bir yer bulalım hadi. Daha kalsana. Beklenmeyen misafirdin. İnan sen benim gönlüm. Bir yere girmemiz lazım artık. Kimse yok mu? Thank you.
Ayaz, ne diyeceksen der misin artık? Bak, eve geç kalacağım. Tamam, bir oturalım. Bak, 10 dakikan var sadece, o kadar. Tamam, razıyım. Ya Firuze. Hı? Hayatta böyle hiç eksik hissettiğin, eksik kaldığını hissettiğin yerler oldu mu? Çok kez. Peki tamamlandı mı? Yani bunu şu yüzden söylüyorum, ikimiz de farklıyız ya. Ama bu farklara rağmen hala bir arada kalabiliyoruz. Orası kesin. Ya. Firuze sen... Sen benim bir parçam gibi oldun. Ben sensiz nefes alamıyorum. Ben istiyorum ki bu... Yani ben kendi adıma, benim ömrümün sonuna kadar bu sürsün istiyorum ben yani, kendi adıma. Ya sen de istersen tabii. Kimsin? Ayaz abin mi gönderdi seni? Bence o gönderdi. Çünkü papatyayı sevdiğimi sadece o biliyor. Nerede Ayaz abin? Nereye gidiyorsun? Ayaz! Ayaz! Bakalım neredeyim sizi? Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Arkadaşlar, Ayaz'ı gördünüz mü? Hayır, sen gördün mü? Mimarlıktan Ayaz'ı gördünüz mü? Yok. İnsan birdenbire ortadan kaybolur mu? Bir acı veda etmeden, hoşça kal diye gözyaşı dökmeden, bir iz bile bırakmadan, bir kavgayı bile bahane etmeden. Geriye kalan bir sürü soru, hepsi cevapsız, terk edilmiş, en az benim kadar ıssız.
kere seslendim, duymadın mı? Sana söylüyorum kızım ya. Allah'ım sen bana sabır ver. 2 ayda uçtu gitti kızın aklı. Kimin için dökülüyorsa o gözyaşları değmez. Yaz bu dediklerimi bir kenara. Ağlayanlardan değil, ağlatanlardan olacaksın. Ağlıyorsan da boynuna gerdanlık takacak olan için ağlayacaksın. Gönlünü almasını bilen için. Anne lütfen. Anne lütfen. Şurada hayat dersi veriyoruz herhalde sana. Ben yandım, sen yanma diye. Bak bana. Yıllar tıkır tıkır geçiyor, hiç acıması yok. Ben bir yürürdüm. Arkamdan bahar gelirdi. Saçımın gürlüğünden tokalar kırılırdı. Benim boynumda nazar boncuğu durmazdı ve çat diye ikiye ayrılırdı. Ben böyle miydim sanıyorsun? Verdim gitti gençliğim. Neye verdiysem. Kime? Benim de hakkım değil miydi güzel evlerde oturmak? Musluğu açayım şakır şakır sıcak su aksın. Bilezikleri takayım. Misafirliğe gideyim. Bir tapu üstünde fotoğrafım bile yok. Demem o ki... Aklını başına topla, yakma kendini. Firuze, bana bir kahve yap. Olsun. Otur kızım. Kızım, bu döktüğün gözyaşları, bu kahrın neden kime bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Kızım sen benim buramdasın. Ve seni benim gibi şurasında taşımayacak adama yol ver gitsin. Ağlama güzel kızım. Ağlama. Bıraktım peşine düşmeyi, sorularıma cevap aramayı. Vazgeçtim ondan, sevmekten. Son kez ağladım, son kez bıraktım aşka gözyaşımı. Ben bir ay önce
Demirkan inşaatınızda işe başlayıp geçen hafta vefat eden, şantiye şefi yerine vekalet eden Yaşar Pınar. Şantiyedeki yük asansörünü incelediğimde motorunun sık arıza verdiğini, kapasitesinin üstünde yük taşındığını, katlar arası kayma yaptığını, fren pabuçlarının yıprandığını fark ettim. İşçilerin hayatı tehlikededir. Bir faciaya sebep vermemek için gereken önlemin alınmasını rica ederim. Firuze! Gene yattın mı kız? Bu sofra seni mi bekleyecek? Yedi kaldır öyle git. Hizmetçiniz yok sizin. Elvan, kaçta çıkacaksın sen bugün okuldan? Bugün biraz erken çıksan. Sağ ol hanım. Ya da hiç gitme. Çok devamsızlığım var anne. E ben ne yapayım? İki katlı eve gideceğim. Akşama kadar bitmez. Kaç banyo var biliyor musun? 4. E ben belleniyor. Sen git okuluna ablacığım. Ben iş çıkışı yetişir gelirim anne. Banyoları da bana bırak, ben temizlerim. Vay, üniversiteli fırçacı. Yapmadığım şey mi? O ne, sen konuştun mu adamlarla? Konuştum, kurban olsunlar, konuştum. Ay sonunda bir tane şoför işten çıkacakmış. O zaman da seni alacaklar direktman. Süper. Senin zaten bir işin yok mu Faruk? Var da bunun şartları daha iyi. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Bir aydır işe gitmediğini bilmiyor muyum? Kovulmuşsun. Neden? Gene kavgadan. Uf, ne yapıyorsun Yaşar? Sabah sabah fal mı bakıyorsun? Kızım, şu ellerime iyi gelen bir krem vardı. Şuna bir baksana. Bakayım baba. Ben süreyim mi? Sürüver kızım sevabına. Şu eldivenleri çıkarmasan baba. Bak iki gün düzeliyor, sonra yine aynı. Haklısın da alışamadım be kızım. Ama söz, senin güzel hatırına takacağım. Necmi'nin karısı uğradı da dedim Yaşar şef oldu. Aman bana bir akıllar verdi. Sen de artık işçi alımlarına bakacakmışsın ya onun kocası gibi. Vekaleten Aliye geçici. Ha işte geçerken vur sen de. Bak Necmi işe aldığı her işçiden %10 cebe atıyormuş, tamam mı? %10 çok değil. Ya çok iyi olur be Yaşar. Ev alırız, bak bu kiradan kurtuluruz. Ya ne bakıyorsun ya? Ekmek veriyorsun sen onlara. Senin sayende para kazanıyorlar. Rızkı veren hüdadır, kul değil. Ben vesile olurum acaba. Ama neyse ne. Al işte komisyonunu. Bak ev almış onlar. Ya Aliye, bu eve haram lokma getirdiğimi gördün mü sen? Ben kimsenin hakkını gasp etmem. Aman iyi. Sen gasp etme. Gelirimizde bir gıdım artmasın. Ben de gideyim el alemin evini temizleyeyim sabahtan akşama. Bu duvarlarla küf tutayım ben de. Kiralarda sürünelim. Ya Yaşar. Belim bakınım hep tutuk. Böyle kalayım iki büklüm. Ondan sonra ne yapacaksınız bakalım? Ya sabır. Ya ne sabır ya? Bana sabır. Çekil kız sen de. Ya bismillah. Baba. Babacığım. Bu ne kızım? Baba senin ağzından asansör için dilekçe yazdım. Bir imza atsan yeter. İyi de kızım, ben zaten proje müdürüyle görüşeceğim. Ona rapor ettireceğim zaten. Baba kendin demedin mi çökme yüzünden diğer inşaata gittiler diye? Baba bak, geçici de olsa şantiye şefi sensin. Yani bütün sorumluluk senin. O yüzden al bunu bence, kendi ellerinle götür şirkete ver. Onlar da bir an önce ilgilensinler, tamam mı? Doğru söylüyorsun kızım. Ben bugün şirkete gideyim. Hatta gitmişken en tepeye. İt ite it kuyruğuna, bu iş uzamasın. Uyku düne kalmadı vallahi. Benim kadar onlar da her candan mesul neticede. İşte benim babam. Kusun ben. Ustam günaydın. Hadi bakalım. Firuze, kız geldi kaldır şu sofrayı.
Affedersiniz. Buyurun. Hediyelik arıyorum da yardımcı olabilir misiniz? Tabii. Arkadaşlar beyefendiyle ilgilenebilir misiniz? Aradığınızı bulamadınız galiba. Kim için arıyordunuz hediyeyi? Anneniz için mi? Yoksa sevgiliniz için mi? O zaman siyah seçelim bence. Çekip gittiğiniz yasınızı tutarken de giyer. Bu nasıl? Beğenir mi? Beğenir. Bedeni olur mu? Hediye paketi olacak. Mutlu günlerde geçsin hanımefendi. Şule. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı efendim? Yüzsüzlük ya. Terbiyesiz. Hayvan. Pislik. Parayı da bulmuş. Buradan gelip hediye bakabildiğine göre. Şerefsiz. Senin arkandan bir böyle bir bakışı var. Böyle kilitlendi kaldı. Ne oluyor? Bir şey yok. Topluyoruz. Firuze. Telefonun çalıyor. Baba. Firuze kızı, dilekçeyi verdim. Ertan Bey hem de. Mevzuyu da anlattım. Çok sevindim babacığım. Hadi akşama görüşürüz kızım. Allah'a emanet ol. Tamam. Akşama... Akşama görüşürüz. Firuze. 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 Ne var? Ne istiyorsun? Biraz konuşabilir miyiz? Lütfen. İçimde sana ait bir cümle bile kalmadı benim. Giderken hepsini götürdüm. Kızgınsın bana. Pardon ya. Pardon, sıcak bir karşılama olmadı herhalde. Boynuna falan atlamamı mı bekliyordun? Keşke. 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 Ben keşke diyorum ben. Keşke seni hiç tanımasaydım. Keşke inanmasaydım. Keşke kalbimi açmasaydım. Seni hiç unutmadım ki. Hiç unutmadım. Firuze. Açtığım her yara için özür dilerim. Hepsi için. Ama Firuze. Beni sakın affetme. Sakın.
Firuze. Ne oyalandın be? Bu muydu yardımın? Bana bak, üst katta ilk odada benim büyük çanta kaldı. Katta gel. Hadi. Buyurun. Pardon. Çok özür dilerim. Ay. Allah bin bereket versin Nefise Hanımcığım. Heh, geldin mi kızım? Kızım mimar çıkıyor. Son sınavları artık. Dedim ev o kadar büyük ki dedim. Firuze dedim bana yardım et. Ellerine sağlık. Oldu. İyi akşamlar. Benim amacım ne? Senin hayatını kurtarmak. Okumakla olaydı. Bir köşeye taş olduydun. Ama yok, sen beni dinleme. Lafıma laf, kozuma koz. Dik burnunu göğe, bildiğini oku. Doğru. Bir zengin koca bulup eteklerine yapışamadım değil mi? Ne yalan mı? Bak Nefise Hanım'a. Nasıl salınıyor? Parmağındaki yüzüğü görmedin mi? Kafam kadar taşı var. Kadının kolu sürmüş aşağıya. Hele boynundaki kolye. Adama ev aldırır vallahi. Bir de çirkin. Güzel bir şey olsa içim yanmaz. Yaşı da var onun değil mi bayağı? Benden büyük değil mi? Yaşı benden büyük değil Anne, mi? Niye zorluyorsun? Neyi zorluyorsun? Ha? Sence benden o yer bir şey çıkacak olsa çıkardı değil mi? Yapma, beni elin adamlarına sunma. Ben ne yapmışım bedelini zoruna bak. Oğlan banyoya girmiş, beni yolluyorsun. Yedin mi sanıyorsun? Yapma artık, vazgeç. Oğlan banyoya mı girmiş, ben nereden bileyim? Gerzek. Kaç. Hadi çabuk çıkar.
omuz kırıklık, solunum yetersizliği, kaburgalarda kırıklık, ciğerleriniz saplanmış olabilir. Bize başlar lütfen, ama bize ne oldu? Sabah. Ne oldu? Haberleşiriz. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Firuze. Nasıl oldu kızım baban? Daha iyi olacak inşallah. İnşallah kızım. Allah şifa versin. Amin. Cenazeden bir çıktık baktık yoksun. Kimdi o gelen? Şirketten yollamışlar. Bir ihtiyacınız var mı diye soruyor. İki gündür neredelermiş? Babam hastanede can çekişirken, Ahmet abinin tabutu taşınırken. Bilmiyorum. Gelen kimdi? Of, avukatları. Derdiniz varsa derman olalım diyorlar işte. Ne bileyim ben, hastaneydi, başka ihtiyaçlardı falan. Anlamadım. Ya işte tazminat gibi düşün. Para. Evet. Ölenlere tazminat varmış da bize de dediler, aileleri ikna edin. Biz o zaman sizi de görürüz dediler kibarca. Asla para falan kabul etmeyeceğiz. Allah Allah. Neden? Neden mi? Ha? Babam onlar yüzünden hastanede. Vicdanlarını verdikleri iki kuruşla temizlemelerine izin vermem. Cezalarını çekecekler. Bedelini ödeyecekler. Duydunuz mu? Kızım kaza bu, takdiri ilahi, adamlar ne? Ne kazası anne? Babam yaşıyor olabilir ama 13 insan öldü. Ya tamam kızım, onlar da alacak para. Hiç. Ya, biz almayacağız ki parayı. Ya kafanı kullan, kafanı. Şimdi kalksa biri içeri girse kime ne, anne ne faydası var? Kime ne faydası var? Ama biz, bak para ilaç gibi gelir, ilaç. Anladın? O para evimize girmeyecek, kursağımızdan geçmeyecek. Tamam sen geçirme, ben gayet güzel geçiririm oğlum. Ölsem izin vermem. Sen kimsin? Sana kim soruyor? Ha? Sen kimsin? Fazla konuşma, alacağım bak. Sakın! Sakın! Erkek olmam, büyüğüm olmam bana el kaldırabileceğin anlamına gelmiyor. Anladın mı? Sakın. Babam eve dönünce ne diyeceksiniz anne? Senin bu hale gelmen bize kazanç oldu mu diyeceksiniz ha? Bana bak, bu ne artistik yapıyorsun? Sen kime artistik yapıyorsun lan? Bana bak Firuze, senin o sesini var ya, konuşan sesini kutluğuna gömerim, anladın mı, kutluğuna? Benim dediğim olacak bu evde. O kadar. Babam yok, gitti, yok şu anda. O gelene kadar ben ne diyorsam ne olacak? Sen ne yapacaksın köpek gibi? Sen beni böyle bağırarak susturamazsın. Dava edeceğim. Herkes bedelini ödeyecek ama parayla değil, adaletle. Ya havle ve la kuvvete inna billahi asan. Ne var? Nereye gidiyor bu? Tabanı yanık it gibi koşuyor, baksana. Zehra ablayı çağırır mısın? Vallahi işi bozacak, ben sana diyeyim. Nereye bozuyor anne ya? Hele bir yeltensin. Kanında boğarım. Oğlum kapı kapı geziyor, kör mü? Aç bu insanlar anne, aç. Adaletle karın doyuyor mu? Doymaz. Ben hepsiyle konuştum, ikna ettim, merak etme sen. Ben komisyonumu yedirir miyim be kimseye? Zehra abla. Firuze, ne oldu? Zehra abla, sana da geldiler mi? Şirketten diyorum, sana da geldiler mi? Ha, bir avukat geldi abinle beraber. Ne dediler? Para falan mı verelim dediler. Galiba kayınpederimle konuştular. Ben bilmem. Kan parası o Zehra abla. Dava açmayın diye, susun diye. Eğer siz o parayı alırsanız dava açamayız. Katiller de cezasını çekemez. Ne katili kızım? Bıçaklanmadı ya benim kocam. Takdiri ilahi. Allah verdi, Allah aldı. Zehra abla, ne diyorsun sen? Babam uyardı, asansör arızalıydı. Teknisyen de biliyor. Firuze, hadi git kızım. Bak benim acım bana yeter. Hadi, Allah kalana sağlık versin. Otur babana dua et.
ben gidiyorum kahve. Oğlum, ya gitme sen. Bak babası hastanede yatıyor, oğlan gelmiş burada oyun oynuyor, dedirtme millete. Oyun oynamaya gitmiyorum be anneciğim. Borcumu vereceğim. Ha, iyi. Yarın para geliyor ya. Sen de Yasin abi ara de ki biz de artık taksit vermeyeceğiz. Hepsini bir anda vereceğiz. Hepsini, yani, tamam. Hadi bakalım. Hadi yavrum. Şu kravatı bir bağlasana sultanım ya, vallahi. Lan oğlum ben ne anlarım o işlerden? Firuze bilir onları. Aman beni sabah sabah Firuze'yle o şirret kızına muhatap etme Allah aşkına. Demem ki zaten, uğramıyor eve. Babasının yanında kalıyor hep. Kalsın. Üst baş değiştirmeye gelirse anca o işte. Lan oğlum ya, şu Yasin'le konuştum da zaten hesabı çıkarmış çoktan. Yavrum şunun kirasını verelim de kapatsın çenesini ha. Tamam, ödeyeceğim. Al yavrum. Sağ ol anam. Nasıl kızım baban? İyi ama toparlayamadı daha. Kravata gerek yok ya. Abi nereye? İş görüşmesine. Al yavrum. Sağ ol anam. İyi yavrum. Abi, bunca yıl babam sayesinde tek lokma haram geçmedi kursağımızdan. El ele veririz. Çalışırız. Ben gerekirse iki işte birden çalışırım. Ama o parayı alma. Alma ki adalet yerini bulsun. Ne konuştu Firuze ya? Hakikaten ha. Size afiyet olsun. Hiç mi sızlamıyor vicdanın? Hiç sızlamıyor. Hiç. Anne, anne nasıl bakacaksınız babamın yüzüne? Oğluna bir şey söylesene. Aman be kılım, amma abarttın sen de ha. Ya, ya siz nasıl vicdansız insanlarsınız ya? Siz nasıl vicdansız insanlarsınız? Bir çakarım vallahi duvara yapışırsın dümdüz ha. Ne oluyorsunuz ya? Manyağa bak, yaktı bizi. Şu halimize bak. Abi bak bir dur bir dinle. Bak Firuze çekil ayağımın altından, bak basacağım geçeceğim üstüne en sonunda. Ya çekilmem. Ölüm içine öyle git. Aa bağıracağım şimdi, yangın var diye. Gir lan içeri. Bırak. Ya ne yapıyorsun, bırak. Tamam. Ya bırak. Bırak. Ne yapıyorsun, bırak. Gir içeri. Kapıyı! Ya aç! Ya aç şu kapıyı! Aç dedim sana, aç! Kız girsene içeri! Aç şu kapıyı! Aç kapıyı! Aç, aç, aç! Aç şu kapıyı! Aa! Sinirlenme yavrum. Anne aç! Aç kapıyı! Aç, 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 aç! Aç, aç, aç! Aç! Kapalı anne. Uf, ya bir daha ara. Çekmiyordur. Vallahi çekmiyor gibi değil. Kafadan kapalı. Sen ara gene. Vallahi bir şey geldi oğlumun başına. Kapı, kapı. Kız kapı. Kalksana. Çabuk 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 kapıya bak. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen. Ay Allah'ım ya. Ne oldu? Bir haber var mı? Var Aliye teyze. Arabayı bulduk. Bu Yaşar abinin inşaat şirketinin orada. Anahtarı bırakıp gitmiş Faruk. Allah'tan fark edip de arabayı alıp giden olmamış. Aldık paraları, kaçtı biricik oldu. Doğru konuş, yapmaz öyle şeyler Faruk. Ben arabayı aldım. Polis de aramaya devam ediyor. Benlik bir şey yoksa ben kaçayım Aliye teyze. Tamam, tamam sağ ol. Hadi güle güle. Kız manyak. El alemin yanında ne biçim laflar onlar öyle? El alemin yanında demem mi rahatsız etti yoksa gerçek olması mı? Gerçek falan değil. Gerçek. Yıllarca önümüzden aldın, oğluna yedirdin. Elvan'dan da, benden de üstün tuttun. Ne kabahat işlediyse örttün. Al sana, buldun işte layığını. Ya sus! Oğlum paraları aldı gitti. Seni de terk etti. Sus! Keşke haberim olsaydı da önlem alabilseydik. Ne asansörün motor arızasından ne de yük fazlasından haberim yoktu. Sonuçta bir sürü insan çalışıyor burada. Her biri de işinin ehli, işinde yetkili. Ama arada böyle çürük yumurtalar çıkabiliyor. Büyük ihmal. Çok üzücü. Çok. Geride kalan acılı ailelerin yaralarını sarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben kendi adıma söz veriyorum. Böylesi bir ihmal rahmetli babamın soyadımızı verdiği bu şirkete yakışmaz. Kapat şunu Şule. Yalan söylüyor. Dilekçeyi aldığını ben biliyorum. Neyse ki babam bütün gerçeği anlattı. Soruşturma bitsin. Her şey ortaya çıkacak.
Babacığım. Yavaş. Ay doktor bey. İyi değil mi Yaşar? Sorun yok. Bana kalsa en az 3 gün daha yatırırdım. Ama bana kızlarım bakar dedi. Bakarız tabii canım alimallah. Kaburgasında kırık var. İç kanama geçiren organları yorgun. Herhangi bir değişim görürseniz hemen hastaneye. Tamam. Ya iyiyim ben doktor. Saldın korkuyu, nefes aldırmazlar şimdi bana bunlar. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bacım. Faruk nerede? Elvan ablacığım hadi sen bir taksi çağır. Dolmuşla gideriz. Taksiye ne gerek var kızım? Babacığım sen doktor duymadın mı bu halinle? Hadi. Yaşar Pınar. Benim. Emniyete gelmeniz gerekiyor. Babam ifadesini verdi memur bey. İfade değil. Gözaltına alınıyor. Ne? Oo, o da nereden çıktı? Ne demek o ya? Memur bey. Baba. Merak etme kızım. Bir yanlışlık olması lazım. Adam hasta. Memur bey ne gözaltısından bahsediyorsunuz? Bakın benim babam ifadesini zaten verdi. Ya hasta adam görmüyor musunuz? Daha yeni hastaneden çıktık. Yapmayın ne olursunuz bir yanlış. Baba bir şey söyle lütfen. Merak etme kızım. Şimdi anlarız. Memur bey yapmayın lütfen. Benim babam suçsuz. Babamı böyle götüremezsiniz. Memur bey yapmayın lütfen. Babam. Kızım. İyiyim kızım, iyiyim. Kızım. Bu kadar çabuk. Sevince bir göz kırpımında özlersin kızım. Baba ne olmuş? Ne olmuş bir şey anlattılar mı? Ne kadar sürecekmiş daha bu? Birkaç işçi aleyhime ifade vermiş. Nasıl? Nasıl ya? Baba kimmiş ifade verenler? Bir önemi yok. Baba bak ben şimdi avukat buldum. Şimdi oraya gideceğim sen merak etme. Sen, ben bugüne kadar buna benzer çok olay gördüm. Bu yaşıma geldim daha bizim taraftan kazanana hiç şahit. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Asla kabul etmiyorum baba. Sen evlatsız kalmaya razı olabilirsin ama ben babasız kalmaya razı değilim. Sen şimdi bu dilekçeyi ben yazdım diyorsun. Hı hı. Kendi adına mı? Babamın adına. Hı. İmza kimin? Babamın. Ama attığını görmemişsin. İmzasız dilekçe mi olur? Haklısınız ama öyle ya da böyle yazılı bir şey var ortada. Hayır yok. Adalet. Gel kızım gel gel adalet. Ama yani bu çok umutsuzca bir durum. Tavrınız, yaklaşımınız siz daha baştan böyle... Asla. Ben epey sizden artıya giderim. Önce resmi görelim. Sonra kendi resmimizi çizeriz. Ortada bir suç varsa delil de vardır. Yeter ki bulmaya zaman olsun. O zaman umut var öyle mi?
Var. Ama zaman yok. Şimdi ölümlü bir kaza olduğu için baban tutuklu yargılanacak, haberin olsun. Dosyayı henüz görmedik. Karşı tarafta sıkı çalışıyor. Babanı suçlayan tehlikeli olduğunu bile bile insanları asansöre bindirdi diyenler varmış. Kimmiş onlar? Belli ki babamı para için satmışlar. İstesek de öğrenemeyiz. Savcı iddianameyi hazırlıyor. Bak şimdi sen bana şuraya telefonunu yaz. Mahkemeye ne zaman sevk edilir savcılıktan öğreneyim. Sonra arar haber veririm sana. Giderken çayın altını kapat. Mutfak solda. Adalet. Kızım. Adalet. Dün 5 saat kapıda bekledim sizi, gelmediniz. Duruşmam vardı. Telefonlarımı da açmadınız. Kaybettim, bulamıyorum. Bir şey bulabildiniz mi peki, yani bir gelişme var mı? Şantiyeye gittim. Hiç kimse babanın şirkete gittiğini doğrulamıyor. Sadece her zamankinden 1,5 saat daha geç gitmiş iş. Tamam işte, o sırada şirkete gidip dilekçeyi verdi. Acaba? Ne acaba? Bakın benim babam yalan söylemez. Siz inanmazsanız babama hakim nasıl inanacak? İyi bir avukat söylediğine inanan değil, inandırandır. Ayrıca bizim delile ihtiyacımız var. Lafa değil. Yaşar. Baba. Baba. Baba, baba bir şey de. Baba bir şey de, ne olursun baba. Kızım, annene kardeşine sahip çık. Ne diyorsun ya Yaşar, ne biçim iş bu? Kapama gözlerini kızım. Gördüğün son mavilik gözlerin olsun. Deniz niyetini, gökyüzü niyetini. Götürmeyin ne olur. Yapma babacığım, götürmemiz gerek. Baba. Babacığım. Lütfen beni. Yapma babacığım, götürmemiz gerek. Babamdan ayırmayın lütfen. Lütfen efendim. Lütfen ayırmayın. Babamı götürmeyin babam. Yaşar. Baba. Elmanım. Ağlamayacağım. Yaşar. Bizi merak etme Yaşar. Baba vazgeçmeyeceğim. Baba vazgeçmeyeceğim. O dilekçeyi verdiğini ispat edeceğim. Öleceğimi bilsem de adaleti sağlayacağım. Ama denize de gökyüzüne de birlikte bakacağız baba. 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 Ertan'a bulaşırsan ölürsün. Amacın nedir, kimi kurtarmak istiyorsun bilmiyorum. İnan, bilmek de istemiyorum. Ama yapma. Keşke peki demek o kadar mümkün olsa. Ama başka çarem yok, mecburum. Tamam. Nasıl yardım edeyim peki? Ne istiyorsun? Beni fark etmesi lazım. Bunun için de dikkatini çekmem gerek. Gururuyla oyna. Ama boyun eğme. Delirir. Aklı gider. Kurtulmayı başardıktan sonra bir psikiyatriste gittim. Ertan'ın bir narsist olduğunu söyledi. Anca toparladım kendimi. İnsanlarla hep efendi köle ilişkisi kurar. Herkese boyun eğdirmek ister. Ki artık nasıl bir enerji saçıyorsa etrafına, yapmaz dediğin insan yapar, kölesi olur.
Mesela ben. Bu anlattıklarınız, yaptığınız şey o kadar kıymetli ki. Umarım işe yarar. Çok teşekkür ederim. Dikkatli olun. İsmin aynı kaldı. İstediğin gibi. Babam koydu, ondan hassasiyetim. Soyadın Özüm. Anne baba ölü. Yetimhane çıkışlısı. Nüfus dökümüne orada bakarsın zaten. Biz takıldık arkadaşlarla kapımıza göre. TC kimlik numaramı falan verebiliyorum değil mi? Yani işe gireceğim. Mutlaka sisteme girip bakarlar. İstedikleri yere baksınlar. Taş gibi sistem nasıl? Kızım, nüfus dairesinde halledildi işin, doğru mu? Diploman da yarına hazır. Görüşmem yarın ama. Sabahtan elinde olur, merak etme. Diplomasız gönderir miyiz seni? Yani bizdeki her şey tamam. Teşekkür ederim. Sonra? Celal ya. Anamızın hayrına değil ya. Biz de araya adam koyduk herhalde. Türkü söyleyerek olmuyor kızlar bu işler. Hiç param yok. Sadece... Olur olur. Bu da olur. Benim bunu ihtimale bırakmamam lazım. Kim bilir kimler başvurmuştur. Ertan'ın damarına basıp onun dikkatini çekmem lazım. İki kolimal gelmiş. Onları ayıkla, yarın yollayalım. Tamam. İyi geceler. Ne diyeyim, zaten yapacaksın. Hadi dikkat et, tamam mı? Sadece bir gün. Şirkete girip görüntüleri alacağım, çıkacağım. Merak etme. İyi. Hadi kolay gelsin. Hadi. Biraz dikkat eder misiniz? Ertan mı? Anlamadım. Beklemiyordum zaten. Pardon. Özür mü dilediniz? Duyamadım. Suçlular özür diler. Ben suçlu değilim. Özür dile. Çek o elini, gebertirim seni. Sen özür dile. Adın ne senin? Sana ne? Boşuna diretme. Öğrenmem bir dakikamı alır. Bu tavırların öz bir an patlaman falan. Bunlardan hoşlananlar olabilir. Ama ben onlardan değilim. Pardon, merak ettim. Sen hangilerindensin? Asla öğrenemeyeceksin. Ya. Özür dileriz Ertan Bey. Yapabileceğim bir şey var mı efendim?
kim efendim? Demin geçen kız. Mavi gözlü kız. Bilemedim. Sen niye duruyorsun ki burada? Tanımıyorum efendim. İlk kez gördüm. Merhaba, iyi günler. İş başvurusu için gelmiştim. Tamam, dosyanızı alayım. Buyurun. Tamam. Siz biraz oturun, ben sizi çağıracağım. Ben çıkıyorum, bu raporları bana mail atarsın. Tamam Mertan Bey, hoşçakalın. Yine mi sen? Burada çalışıyorsan iş başvurumu geri alayım. Sen de benim gibi yeni başvurduysan seni eleyecek bir yol bulayım bari. Ertan Bey. Bir kız var, iş başvurusunda bulunmuş. Kim acaba? Bilsem direkt söylerdim değil mi, sana sormazdım. Üstünde bej bir elbise var kısa. Aa, o Firuze Özüm. Okul, staj. Oo, İTÜ Mimarlık. Göktayan'da 3 yıl staj, proje asistanlığı. Değerlendirmeleri de iyi. Güzel. Hemen işe alın, gelsin başlasın. Ve son. Babamın dilekçeyi verdiğini ispat edecek görüntüyü alıp bu işe bir son vereceğim. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Yakalanman an meselesi vallahi. Yarın halledeceğim. Canan şimdi arar. Geç kaldı Firuz, hadi. Özüm. Dün işe alındım. Bugün ilk iş günü. Bir bakalım. Bundan sonra bununla personel girişinden giriş yapacaksınız. Şuradaki turnike. Sadece turnike için mi? Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben yeni başladım, Firuze Özüm. Patronlar sizin kadar erkenci değil.
Ertan Bey evdeki ofisine bekliyor sizi. Anlamadım. Şimdi şöyle, kapıda bekleyen bir şoför var. Aşağı inin, araç sizi alacak. Anlamadım, evine mi gideceğim? Evet, çünkü Ertan Bey öyle istedi. Biraz rahatsız da evden idare edecek bugün. Bunlar da üstünde çalışacağınız abime projesinin çizimleri. Sana emanet. Ertan Bey aşırı titizdir. İlk günün son günün olmasın. Geri gelmem gerekir mi peki? Hayır. Bir sorun mu var? Kolay gelsin. İyi günler. Şirketten geliyorum. Ertan Bey çağırmış. Tabii geçin lütfen. Siz biraz bekleyin lütfen. Ben hemen haber veriyorum. Daha davetiyelerin tamamı bile ulaşmamış. Yemek seçimi yapılmadı. Konaklama yapacak misafirler için yer ayarlanmadı. Kusura bakma anne. Şirketi yönetirken atlamışım. Demirkan İnşaat'ın ilk eseri. Kocamın inşa ettiği ilk bina. Bu maket senin yaşından büyük. Bu sebeple paha biçilmez. Bakıyordum. Tabii bak. Bakılsın görülsün unutulmasın diye kondu zaten buraya. Ama dokun diye değil. Şahsi algılama. Annem biraz gergin. Yakın zamanda düğünümüz var. Hoş geldin. Ertan Bey sen misin? Bilmiyor muydun? Bilmem mi gerekirdi? Senin yaşındaki kızlar genelde bilirler. Bizim yıldızımız barışmadı. Bence daha fazla zorlamayalım. Ben başka bir iş bulayım, siz de başka birini. Birbirimizin sınavıyız. Ben vazgeçmiyorum. Tabii eğer siz de hala istiyorsanız Ertan Bey. Siz bir düşünün. Firuze. Tamam deneyelim. Hatta beğenirsem yeni asistanım olarak bile başlayabilirsin. Ertan ben çıktım.
Toplantı var, şirkette hallederim artık gerisini. Sevgilim. Günaydın. Bitmiş toplantınız. Bölmek istememiştim. Ama şimdi günaydın. Günaydın abicim. Günaydın tatlım. Firuze, yeni asistan adayım. Memnun oldum Berrak, ben de. Ben de. Ayaz, nişanlım. Hayatım, gelsene. Memnun oldum Ayaz Bey. Firuze. İyi oldu şirkete döndüğümüz. Çizimlerden biri eksikmiş çünkü. Maslak taraflarından bakarız. Bana uyarsan, nasıl istersen. Utku. Benim araba nerede? Sağır kalasinin havası inmişti. Yavuz hava basmaya götürdü. Gelirler birazdan. Ayaz Bey, ben bu kadar erken çıkacağınızı bilemedim. Ama aracınızı bulunduğunuz yere gönderirim. Önemli değil kardeşim. Siz de gelin bizde. Hadi. Tamam. Hadi. Ayaz. Sen arkaya. Firuze, sen yanıma. Ertan. Hemen konuşmamız lazım. Ne oldu? Her saniyenin önemi var, hadi. Annemin bir şey oldu, ne oldu Mehveş? Tamam, siz şirkete geçin, geliyorum ben. Gazetede bir haber çıkmak üzere. Gel dışarıda konuşalım. Akşam görüşürüz sevgilim. Merak ettim ne olmuş. Ben kendim giderim. Firuze, lütfen bin şu arabaya. Ne olur. Konuşacağız. Hadi. Niye buradasın? Biz karşılaşalı seninle 2 hafta olmuş. 2 hafta sonra Ertan bana diyor ki benim asistanım Firuze. Nasıl ya? Tesadüf mü yani? Bunların hepsi tesadüf mü? Firuze lütfen susma. Zaten gerginlikten beynim zonkluyor. Ne olur yapma. Benim burada olduğumu bilerek mi geldin? İnsanı delirten bir durum değil mi? Cevapsız kalmak, beyninde seslerin susmaması. Sorular ağrıtıyor başını, ben değil. Nasıl oluyormuş Ayaz? Ben var ya... Ben senin şu bir saatte yaşadığını aylarca yaşadım. O yüzden geber. Sorularınla boğul. Benim sana verecek bir cevabım yok. Sorum da yok. Dinliyorum. Ayaz, Firuze'yi alayım. Buyurun Ertan Bey. Firuze, toplantı iptal. Yarın sabah 9'da şirkette ol. Ben zaten gidiyorum bir şirkete, isterseniz... Gerekmez. Yani yoldayım zaten.
Gerekmez dediysem gerekmez, ikiletme. Peki Ertan Bey, nasıl isterseniz. Yarın sabah görüşürüz. Çekin arayınca. Gitmiyor muyuz şirkete, ne oldu? Toplantı falan yok, çek kenara, ineceğim dedim. Çekmiyorum kenara, konuşacaklarımız var Firuze. Konuşacak bir şey yok. Var, niye geldin? Ya sen bana hangi aklı soru soruyorsun ya? Ben sana soru soruyor muyum? Ben sana Ayaz sen neredeydin diye soru soruyor muyum? Ben sana Ayaz sen beni nasıl ortada bırakıp gittin diye soru soruyor muyum? Ben sana Ayaz iki senedir sen neredeydin diye soru soruyor muyum? Ben sana bütün bunların sorusunu sormazken sen bana neyin sorusunu soruyorsun? Sen benden neyin cevabını istiyorsun? Söylesene Ayaz neyin? Sen ortadan kaybol. Sonra birdenbire çık karşıma, yanında da nişanlın. Ben senin hiçbir soruna cevap vermem. Niye biliyor musun? Çünkü umurumda bile değilsin. Şimdi durdur şu arabayı. Firuze. Sana durdur şu arabayı dedim. Firuze. Firuze. Bırak. Bırak, dokunma. Geçmişi açmak değil ki benim derdim. Niye öyle diyorsun Ayaz? Geçmiş belirlemiyor mu kim olduğumuzu, halimizi, duruşumuzu? Senin de en iyi yaptığın şey değil mi ortadan kaybolup gitmek? Yıllar önce Mersin'deyken de babanızı terk edip İstanbul'a kaçıp gitmediniz mi siz? Bana bunu anlattığında ben anlamalıydım. İnsan babasını terk eder mi? Eder. Ayaz eder. Babasını terk eden seni de terk eder. Ben bunu anlamamışım. Gel lan buraya. Nihat, çık lan dışarı. Bırak. Sen de çık lan dışarı. Ulan sabaha kadar burada kalacaksınız. Olur. Karışma kadın sen. Kes, karışma sen. Karışma diyorum. Yeter. Ayaz. Dokunma anneme. Karışma lan. Öldürürüm seni, anladın mı ha? Öldürürüm lan. Asla. Kimsin lan sen ha? Tükürdüğüm ot. Oğlunum. Sakın kıpırdama. Sakın. Firuze yeter. Gördün işte buradayım. Artık biliyorsun. Ertan'ın yanında çalışamazsın. Yan yana olmaz. Senin benden bunu istemeye hakkın yok. Bu benim hayatım ve sen buna karışamazsın. Ayrıca sen ne zaman biri istedi diye benim geri durduğumu, boyun eğdiğimi gördün ha? Bir yıl elimden tuttun ama sen beni hiç tanımamışsın. Sen git. Nişanlınla davetiyeni dağıt. Beni gördüğün yerde de kapa gözlerini, ilerle. Sonsuz oluyoruz sevgilim. Onun resmini çiziyorum. Bak bu ismin yanına daha başka isimler de gelecek. Allah Allah. Evet. Yani ben iki kişiyle biraz... bu hayatın biraz sıkıcı olacağını düşündüm. İki oğlan. İki kız. Ne? Niye olmasın ya? Ben seninle... büyük kocaman bir ailem olsun istiyorum. Ben
Firuze. Aklım çıktı, ne oldu, iyi misin? Ayaz orada. Ayaz o şirkette çalışıyormuş. Ertan'ın kardeşiyle nişanlı Berrak Demirkan. Ne? Bir de karşıma geçmişler böyle el ele, dudak dudağa. Düğünleri de varmış, az kalmış. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Bir de karşıma geçmiş, bana hesap soruyor. Niye buradasın diyor, neden geldin diyor. Sanki kendisi kabahatli değilmiş gibi, sanki çekip giden o değilmiş gibi bir de bana hesap soruyor. Sen ne söyledin? Hiç. Hiç. Kocaman bir hiç. Firuze, bu hiç iyi olmadı. Ya ben o kızı biliyorum, takip ediyorum. Yediğini içtiğini paylaşıyor. Yaydıra yaydıra nişanlandığını söyledi de kim olduğunu hiç paylaşmadı. Yoksa ben atlar mıyım? O zaman plan iptal. Asla. Onun yüzünden vazgeçecek halim yok benim. Babam benim derdim. Kimse de buna engel olamaz. Ama bir taneciğim, o herhangi biri mi senin için? Ha? Şu haline baksana. O benim hiçbir şeyim. O benim hiçbir şeyim. Ben onu yansın söndürmem. Düşse kaldım ama benim hiçbir şeyim. Hiçbir şeyim. Hiçbir şeyim. Hiçbir şeyim. Sevdam, merak etme, yaşamaksa yaşadım lakin canımın çoğu kaldı sende. Pişman mıyım? Asla. Güzelleştim. Yasla sevmedim mi? Sevdim evet. Senden sonra da ihtirasla. Ayaz abin mi gönderdi seni? Bence o gönderdi. Çünkü papatyayı sevdiğimi sadece o biliyor. Nerede Ayaz abin? Nereye gidiyorsun? Ayaz! 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 Ama benim ciğerim yanar, ten oyalanır, canı kanar. İki gözüm, iki çeşme, haberin yok içeri. Akar benim ciğerim yanar, ter oyalanır, can kanar. İki gözüm, iki çeşme, haberin yok içerime, içerime akar. Unutmadım, unutamam, kara sevdam, merak etme. Yaşamaksa yaşadım lakin canımın çoğu kaldı sende. Ayşe. Sana kitap almıştım. Sabah uğra vereyim, olur mu? Biz sizinle küsüz. Yaşar amca katil. Yaşar amca yüzünden babam uzaklara gitti. Ayşe. Eve git kızım. Zehra abla. Bir küçücük çocuğun aklına niye öyle şeyler sokuyorsunuz? Babam suçlu değil ki. Öyle mi? Niye tutuklu o zaman? Sen polisten, savcıdan daha mı iyi bileceksin? Suçu babamın üstüne attılar. Zembil gibi ortada gerçek.
Sen istediğin kadar suçsuz de. Kendine eğil. Hayır. Hayır. Ben bu ellerimle yuvarlak attım üstüne. Damla dinledi gözyaşı. Ne hayır Firuze. Ben olsam dakika durmam. Toplarım pulumu pırtımı göçerim. Sebebi olduğum insanların gözüne bakmaya yüzüm olmaz. Zehra abla yapma. Yapma bak deme öyle. Babam da yaralandı ölümden döndü biliyorsun. Bak göreceksin. Ben suçsuz olduğunu ispat edeceğim. Sadece babam için de değil adalet için bunu yapacağım Zehra abla bak göreceksin. Ne oldu kız Firuze? Ne bu hal? Yok bir şey. Sen nereye? Sezcanların duası vardı ona gidiyorum. Bu saatte? He evet. Yetişirsem inşallah. Şule geldi içeride. Firuzum gel. Bu saate kadar orada mıydın? Buraya kadar yürüdüm. Zatürre olmasın inşallah ha. Hissetmedim bile. Tabii yüreğindeki ayaz daha büyük. Pardon. Gel. Bak ben sana ne göstereceğim. Anandan saklayana kadar anam ağladı. Gel. Gel. Gel, 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 gel. Gel Firuz. Evet. Hop. Müşterilerimizin alırım deyip de almadıkları. Bizim mimar hanıma bir yakışır diye düşündüm. Canını da hallettim. Biraz ırın kırın etti ama... Sorun yok. Tamamız. Ben senin hakkında söyleyeceğim. Değil ki varsın. Başararak o görüntüleri alıp Yaşar amcayı eve getirerek. Başka bir şey istemiyorum. Hadi bakalım ne var? Aç sen de. Baksana Firuz. Aç 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 bak. Firuz'um bak tekrar söylüyorum. Çok dikkatli ol tamam mı? Olurum merak etme. Hadi gel bir öpeyim sana. Olmuş mu? Olmaz mı? Çok güzel olmuş. Ama yıkadığıma pişman oldum. Babamın kokusu vardı üstünde. Kalmadı şimdi. Ben babamı çok özlüyorum abla. Ben de özlüyorum ablacığım. Nişanlım.
Ne oluyor? Bilmiyorum ablacığım. Annem evi yıkıyor herhalde. Anlarız şimdi. Gittiğin her yerde, gittiğin her yerde acıyı gör. Kalleşliği gör inşallah. Her gece anam, anam, anam diye yan, yan da kül ol inşallah. Anne iyi misin? İyiyim. Temizlik yapıyorum. Ne yapacaksın onları? Atacağım. Anne bir dur. Anne bir dur. Bir kendine gel. Bir sakin. Sudan durmam. Durmam. Bitti benim için Faruk. Yok. Öldü. Sildim. Bundan sonra ne ölüme ne dirime. Anne dün gece bir şey mi oldu? Sen nereye gittin? Daha ne olsun? Beni bizi terk etti Faruk. Evin erkeği ol. Başımızda dur dedik. Evin kaçağı oldu. Yanımızda ağlamadı bile. Görmemizi istemiyor halini. Fark ettin mi? Sarılmana da izin vermedi. Korktu sanki. Sen hatırlıyor musun? En son ne zaman sarıldın annemle? Ben de hatırlamıyorum biliyor musun? Hatta eskiden sarılır mıydık? Onu bile hatırlamıyorum. Ama abime sarılıyor. Bir oğlum bir işi var. Kızgınlığı da bu yüzden. Bir sen aldığın bütün sevgiyi oğluna verdi. O gitti. Biz kaldık. Ben çıkıyorum anne. Hayırdır? Niye böyle giyindin? Bir durum mu var? Mağazaya kıyafetle ilgili yeni düzenlemeler geldi. O yüzden. Kime gidiyor bunun parası? Onlar veriyor. Merak etme. İyiymiş. Nereye? Hani size hiç kahvaltı hazırlamıyordum. Alıp abinizin önüne getiriyordum ya. Al. İki yumurta çaktım ye. Geç artık. Geç kaldım yani. Babama da gelemeyeceğim. Bugün sen ona söylersin. Yarın uğrayacağım. Merak etmesin. Avans iste. Yasin tepemden bakıp duruyor. Verelim şunun kirasını da gitsin pis herif. İsterim anne. Anne. Zehra abla sana bir şey dedi mi hiç? Ne gibi? İşte Ahmet abinin ölümü, babamın durumuyla ilgili falan ha? Bana bak kız, eğer o Zehra babanı suçluyorsa Allah canımı alsın gider yolarım ona ha. Yok anneciğim. Yok anne öyle bir şey. Sen sakin ol. Acılı insanlar zaten. Tamam. Tövbe tövbe. Beğen beğenme, sev sevme. Ama karıncayı bile incitmez Yaşar. Hadi akşam görüşürüz. Elvan! Kız gelsene kahvaltı. Adaletin öldüğü yer. Ama ben gerekirse gözyaşımla sulayıp yeniden yaşartacağım. Adaletsizliği adaletle yıkacağım. Bu kez iyiler kazanacak. Günaydın. Günaydın. Thank you.
yatan bir odasında bekliyor seni. Sana da günaydın. Gelince de odanı göstereceğim. Hayır, anlamadım. Evi tutalım diyen sensin. Odanı hazırlattın. Ki gözümün önünde olmanız işime gelir. Ama olay bana patladı yine. Yani biri Ayaz'ın canını sıkacaksa o ben olmayacağım tabii ki abi. Anladım. O iş benim üstümden yürüyor desene. Ayaz biraz başta tepkisel yaklaşıyor. Hemen evet demiyor biliyorsun. Alıştır alıştır. Korkulur senden tatlım. Bu taktikleri bize de uyguluyor musun? Asla. Ne yapıyoruz şimdi ev meselesini? Şöyle ki o ev zaten düğüne kadar yetişmez. Biz de senin asistanla biraz yavaştan alıyoruz, olur biter. Önce bir eve sokalım, sonrasına bakarız diyorsun. Aynen, bakarız. Pardon, ben daha sonra geleyim isterseniz. Yok yok, hiç gerek yok. Biz zaten düğün menüsün tadımını yapmaya gideceğiz Ayaz'la. Yani siz işinize bakın, sorun yok. Ertan, bir bakar mısın? Görmeni istediğim bir şey var. Geliyorum ben, hemen bekle. İnci döktürmüş. Demirkan Holding'in adaleti. İşçi ailelerine yaptığı yardımla büyüklüğünü gösterdi. Hem suçsuz hem de vicdanlı. Nasıl? Güzel. Daha dün gece gördüm ben de ilk defa evi. Yani Ayaz seçmiş. Şöyle ki evin birazcık işi var tabii. Ertan senin halledebileceğini söyledi ama birlikte halledeceğiz bu işi. Ben buna vaktim olacağını hiç sanmıyorum. Yo, Ertan halleder, merak etme. Zaten birçok şeyi birlikte yapacağız. Ayaz da bize destek atar. Hatta şöyle yaparız. Sen eve gidersin, bir keşif yaparsın. Çizimlerini falan yaparsın. Onun üzerinden konuşuruz. Daha etkili olur. Ah. Belki de Ayaz'a hiç söylemem. Yani sürpriz olur. Harika fikir değil mi? Ha? Güzel sürpriz. Tabii. Ne sever bildikten sonra. Öyle. Uzun zamandır birliktesiniz sanırım. Evet. 3 yıl oldu. 1,5 yıldır da nişanlıyız. Çok koştu peşimden. Öyle kalbimi de güvenimi de kazanması kolay olmadı ama... yaptıklarına da kayıtsız kalamazdım tabii. Ayaz. Başka biri. Ben bir Ersan Bey'e bakayım. Tamam, haberleşiriz. Değilim. Değilim, çık dışarı. Çık dışarı yoksa bağırırım. Bize bunu niye yapıyorsun? Biz. Biz diye bir şey yok. Hiçbir zaman bu olmadı, hepsi yalandı. Niye buradasın Firuze sen? Senin için olduğunu sanıyorsun değil mi? Değil. İş için iş. O zaman niye kendini gizliyorsun sen? Soyadın niye Özüm?
Evlendim çünkü. Şimdi saat 10'da geleceğim.